özgürlüğü değil, az önce sözünü ettiğimiz gibi Barış Pehlivan tabii basın özgürlüğü üzerinden değerlendirilecek isim ama geziciler ve daha şu an adını sayamadığımız pek çok haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde olan vatandaşlarımız var. Şimdi, bu bir süreç, bu bir baskı dönemi. Bu hareketlerin tüm vatandaşlara ayağınızı denk alın dendiği noktasında genel bir görüş var. Peki gelinen şu doğrultuda baktığımızda geldiğimiz noktada devamını beklemeli miyiz? Örneğin dün Ayşenur Arslan bir ifadeye çağrıldı, gözaltına alındı. Merdan Yanardağ ile aynı suçtan üstelik. Yani bu böyle devam mı edecek? Böyle rotasyon mu olacak? Birisi alınacak, birisi bırakılacak. Bu sistem mi bunu, tek adam rejimi mi bunu getiriyor Sayın Şen? Tamamen, evet, tamamen içinde yaşadığımız işte 2017'den beri dediğim gibi adım adım bu ülkede iyice yerleştirilen, iyice tahkim edilen bu tek adam rejiminin doğal sonucudur bu. Otoriter yönetimlerde, otoriter rejimlerde en fazla istenmeyen, en fazla düşman görülen muhalif seslerdir, aykırı seslerdir. İktidarın iradesini kabul etmeyen, onun güdümüne girmeyen, yani itaat ve biat kültüründen uzak, demokrasiyi, demokratik haklarını, hak ve özgürlüklerini önemseyen, bunları her zemin ve her seferinde savunan kişiler mutlaka otoriter rejimlerin hışmına uğramışlardır, uğrarlar. Bu, bundan öncekiler olduğu gibi bundan sonraki olacaklarında aslında bir işareti. Biraz önce söylediğim gibi her iki karar ile, yani hem Gezi hem Merdan Yanardağ kararları ile bugün yeni bir hukuk uygulamasının, yani otoriter rejimin yeniden inşa edilerek bunun daha sertleşecek, hukuk eliyle daha da tahkim edilecek yeni uygulamalarının göreceğimizi, onların uygulamaya konacağını bize gösteriyor. Bakın Gezi kararı, Yargıtay'ın Gezi kararı gerçekten incelenmesi, her gün değerlendirilmesi ve yorumlanması gereken çok tehlikeli bir karar. Yargıtay o kararında Anayasa Mahkemesi'ni boşa çıkaracak. Anayasa Mahkemesi'nin yerine geçerek bir fonksiyon ve yetki gaspı içerisinde bulunabiliyor. Anayasa Mahkemesi'ne diyor ki senin kararların önemli değil. Anayasanın 14. maddesinde düzenlenmiş. Yine anayasanın 83. maddesindeki, yani milletvekillerine yönelik yargılamaların ne şekilde yapılacağına ilişkin ayrı bir istisna hüküm teşkil eden 14. maddeyi senin hak ihlali sayman hiç önemli değil benim için diyor. Sen ne dersen de diyor Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasanın da yorumunu ben yaparım diyor. Ama ben bunu siyasi düşüncelerle, siyasetin talimatları, adeta tırnak içerisinde talimatları ve işareti doğrultusunda yerine getiririm. Benim yeni dönemdeki görevim bu diyor, bu çok tehlikelidir. Bir taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş ve Kavala'nın, bakın, siyasi nedenlerle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesi kapsamında siyasi nedenlerle hiç olmayacak bir şekilde tutuklandıklarını, siyasi nedenlerle özgürlüklerinin kısıtlandığını ve tasfiye edilmeye çalışıldıklarını, bu yüzden ihlal olduğunu ve tahliyelerini söylerken Anayasa Mahkemesi de aynı konuya işaret ediyor. Ama bizim Yargıtay'ımız hem AİHM'i hem AYM'yi, Anayasa Mahkemesi'ni adeta dışarı atarak onun yerine geçip bir yasama faaliyetiyle yeni bir kanun ihdas ediyor. Kendine olmayan bir yetkiyi fiilen kullanıyor. Şimdi Merdan Yanardağ'da da bunu görüyoruz. Ya o kadar fütursuz bir dava süreciydi ki bu. Tutuklanmasında, Merdan Yanardağ tutuklandığında bir gerekçe kondu. Neydi? Terör örgüt propagandası yapmak suçunun katalog suç olması, katalog suç olması dolayısıyla da tutuklamayı gerektirmesi bize meşru gerekçe olarak sunuldu. Evet. Şimdi bunu bir sulh ceza hakiminin bilmemesi mümkün müydü? Terör örgüt propagandası suçu katalog suç değildir. Bakın ceza kanunu 100. madde, ceza muhakemeleri kanunu 100. maddesinde düzenlenen
katalog suçlar kapsamında olmayan, orada yazılmayan bir suçu, yani terör örgüt propagandasını katalog suç sayarak bu gerekçeyle tutukladı. Bu bir skandaldı. Evet, evet. Ama bunu bilerek yaptılar. Tabii. Bu bile bile bugünkü kararın inşa edileceği, o arada da 101 günlük intikam infazının da gerçekleştirilerek onun üzerinden tüm muhaliflere gerekli gözdağının verileceği, verilmek istendiği bu sürecin inşası için bütün bu hukuksuzluklar bile bile yapıldı. Şimdi biz buna karşı çıkacağız. Biz buna seyirci kalmayacağız. Özellikle biz hukukçular bu hukuk ayıplarının, özellikle bu hukuk ihlallerinin, hukukun olması gereken bağımsız, tarafsız noktasından koparılarak siyasetin emrine ve talimatına sokulup siyasi bir operasyon aleti haline getirilmiş olmasından bu ülkeyi kurtarmak için, bu ülkenin yargısının sadece vicdanını önceleyerek maddi gerçeğe ulaşıp sadece adaleti tesis etmesi için biz çarpışmaya, biz bunun için kavga etmeye, tabii ki bu bir şiddet şeyi değildir. Hı hı. Hukuk sınırları içerisinde bir hukuk kavgası, bir hukuk savaşı vermeye ve bu yolda gerekirse her türlü bedeli de ödemeye hazırız ve bunu yapacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Yenildiğimiz zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybederiz. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Salim Şen, katkınız için yayınımıza. Ve bugünkü, ben teşekkür ediyorum. Bugünkü tüm katkılarınız için elbette. Çağlayan'daki desteğiniz ve değerlendirmeleriniz için. Dediğim gibi adalet.